Herkese yeni bir video lansermak için bugün sizlerle birlikte Apex Legends Mobile oynuyoruz arkadaşlar ve bugün karakterin adını unuttum. Her neyse arkadaşlar, Lifeline'la birlikte bugün bir önceki videoda hatırlarsanız size şey demiştim. TPP oynayacağım diye bir söz vermiştim. Gerçekten bu yeni güncellemenin, yeni beta'nın TPP'sini çok merak ediyordum. Ufak da bir kendi çapımda ayar yaptım arkadaşlar. Hassasiyetim yok. Ufak bir kontrol ayarı yaptım. 5 parmak bir şekilde TPP'ye göz atıyoruz abi. Hadi bakalım. Abi, bir şey diyeyim mi arkadaşlar? Çok değiştirmişler. Oğlum çok iyi lan. Bir önceki beta'da rezalet bir şekildeydi TPP. Sana bir şey diyeyim mi? Ben bundan sonra TPP oynarım bu arada. Hani normalde bu oyunu 5N oynarım diyordum ya, hop. Biraz alışmam gerekiyor arkadaşlar. TPP'si acayip iyi. Yalnız bunu Octin karakteriyle oynasam gerçekten çok zevkli olurdu. Çünkü bu karakter biraz ağır ve tam... Hop. Hop, kapat bakayım onu. Hop. Hadi, hadi. Hadi oğlum, versene. Heh. Ben seni şöyle bir... Alayım abi, arkadaşlara geliyor. Oo, oo, oo. Lan öleceğim. Kaç. Öldüm. Kaç. Topuk abi, topuk. Armorum da bitti. Hızlıca şurada bir armor yenileceğim abi. Armorumu fullledikten sonra rakiplerime basmaya devam edeceğim. Abi işte bak, bu beta'nın da en büyük sıkıntısı arkadaşlar, Türkiye serverları olmadığı için veya Avrupa serverları olmadığı için MS'li bir şekilde oynuyorum. Bak biraz kontrollere alışamadım. Nereye kayboldu lan? Hop. Ha, orada dur. Hayatın hatasını yaptın oraya girerek. Lan oğlum bir dur lan. Ha, tamam abi, çok güzel. Seni şöyle bir özel vuruşumu alayım abi ben. Bak iğne yapacağım sana, hop. Çok iyi abi, bir şey diyeyim mi? TPP'yi ben çok beğendim. Hani bir önceki beta'da hatırlayanlarınız var mı bilmiyorum. İlla ki Apex Legends videoları izleyenler vardır aranızda. Octin gel sen de buraya. Octin gel buraya koçum. Onu basıp kaçma, kaçamazsın bak. Lan kim çaldı abi? Yo, çalmamış. Abi nasıl bir MS'tir lan? Adama headshot atarak duvar arkası vurmuşum. Bir de üzerine headshot da finishlemişim. Kili bana yazdı. Demek ki pingten arkadaşlar orada bir gecikme oldu. Ya Avrupa sunucularında olmadığım için abi pingle oynayacağız mecbur. Yani 200 MS şu anda oynattırıyor. Hani oynattırmıyor değil ama 250 maksimum 300 MS oynattırıyor arkadaşlar. Fakat 300 MS'in yukarısına çıktığınız zaman gerçekten rezalet bir şekilde. Hani benim internetim iyi olduğu halde bu şekilde. İnternetiniz kötüyse 200 MS'de bile zor oynarsınız. Yani 200 MS'e bile ulaşacağınız meçhul. Şimdi abi, bu haritaya yalan yok. Ben Apex Legends'ı PC'de hiç oynamadım arkadaşlar ve yalan yok, Apex Legends videoları da izlemedim. Hani birkaç kere izlemişimdir. Ya, haritaya pek hakim değilim ama oynadıkça alışacağımı düşünüyorum. Derken oradan bir hop. Level 3 armoru var. Ben onu almam lazım abi. Onu alırsam benim için 2 kişiler zaten. İyiyiz abi. 5N'ye geçiyorsun burada. Hop. Sen şöyle bir yat abi. Gel senden. Abi hassasiyetlerim çok kötü ya. Ekranı çeviremiyorum arkadaşlar. Yoksa ona da bir şekilli bir vuruş yapacaktım. Buradan tırmanır mı? Tırmanır tabi. Aslanım benim. Hop. Ya abicim, MS gerçekten çok iğrenç bir şey ya. Harbiden MS'de oynayanlara saygı duyuyorum. Çok iğrenç, rezalet bir şey. Nereye kaçıyorsun lan? Oo, Polo. Aa dur, kolsuzluğum tuttu. Hop. Çok vurdum. Armorun kalmadı senin ha, söyleyeyim. Hop. Yalnız bir şey diyeyim mi? Adam güzel sprey atarsa hop. Ölmen lazım artık. Gerçi armoru varmış hala. Adam güzel sprey atarsa öldüm bu arada, net. Ne yapayım abi, armor kalmadı, canın da yok. İyiyiz abi, izle abi. Tertemiz, bu kadar basit. You are the new kill leader. Yani şu anda haritadaki yeni kill lideri benim. En çok kill alan benim.
Kim olacaktı başka arkadaşlar? Şaka bir yana arkadaşlar, bu arada oyunu nasıl buldunuz? Yorumlarda mutlaka belirtmeyi unutmayın. Apex Legends'ı ben gerçekten çok bekliyordum. Hala da bekliyorum. Tam çıkışını yapmış durumda değil ama betasını oynayabilmek bile, hani kasa kasa MS'de oynayabilmek bile gerçekten çok güzel. Tam sürüm çıktığında nasıl olacak çok çok merak ediyorum ve TPP'ye ben aşık oldum abi gerçekten. Şu görüntüyle karşılaşacağımı düşünmüyordum. Çünkü bir önceki betada TPP'si acayip kötüydü. Yani dedim ki bu oyun mu, bir BŞN'ye bakıyorum, bir TPP'ye bakıyorum, sanki iki tane farklı oyun var. Ama şu anda karşımda gördüğüm TPP BŞN'nin birebir aynısı. BŞN'de oynanır, TPP'de oynanır. Ama bu tarz e-spor oyunları, ya bana soracak olursanız, TPP oynamayın. Yani TPP evet güzel, oynanıyor, sarıyor ama yine de BŞN'nin havası yok abi. Çok fazla drop yiyor farkındaysanız. Bu MS'de kaynaklı ve oyunun kendi ağırlığından kaynaklı. Bir de optimizasyonun tam anlamıyla sağlanmamış olmasından kaynaklı. Yani oyun şu anda eksi üzerine eksi ama gerçekten bu 3 eksinin üzerine benden artı almayı yakaladı. Sarıyor abi gerçekten, ben oynarken hiç sıkılmıyorum. Şu MS'de şu kasmayla oynarken hiç sıkılmıyorum. Bu arada en sevdiğim özelliklerinden bir tanesi 60 kişi var ve bu 60 kişinin hepsi de gerçek. Yani PUBG Mobile'deki gibi bot muhabbeti yok veya PUBG New State'deki gibi bot muhabbeti yok. Gerçek oyuncular olduğu için arkadaşlar 60 kişi olsa bile rahatlıkla 15 kili aşabiliyorsunuz. Yani böyle bir güzelliği var. Çünkü bot yok. PUBG Mobile'de botlar hep sağa sola başka insanlara attığı için otomatikmen kili alamıyordunuz. Hani yeri geliyor 10 kili bile zor alıyordunuz. Yeri geliyor 25 kili 30 kili çok rahatlıkla alıyordunuz. Ama bu oyunda net iyi bir oyuncu olursanız eğer her türlü 15 kili aşarsınız. 20 kili ulaşmak zor çünkü adam yok. Ha, denk gelirseniz Octane karakteriyle oynarsanız abi, bu Octane karakteri de bu deli olan var ya, onunla da gameplay gelecek, bu videodan sonra gelir büyük ihtimalle. O karakterle oynarsanız kill almanız gerçekten kolay olur. Çünkü kendisi çok hızlı bir karakter olduğu için haritada rahatlıkla gezinebileceksiniz. Rahatlıkla gezinebileceğiniz için de çok fazla adama denk geleceksinizdir. O yüzden Octane karakterini de izlemek istiyorsanız aşağıdan video like atmayı unutmayın. En sevdiğim karakterlerden ve hakim olduğum karakterlerden bir tanesi. Onun da gameplayini çekeceğim. TPP mi BŞN mi yorumlarda yazın abi. Ben büyük ihtimalle TPP çekerim ama siz yine yorumlarda yazmayı unutmayın. Evet geliyorum abi. Aldım sesini, geliyorum. Çok fazla konuştuk arkadaşlar. Biraz aksiyona dalalım. Çünkü gerçekten bu oyunda fight atmak kadar eğlenceli bir şey yok. Neredesin gülüm sen? Ses ver bakayım, ses ver. Sesini duyuyorum gerçi de. Thermal Station. Aha. Bak abi Octane'i görüyor musun? Nasıl kaçıyor? Bak şu bizim adam Octane almış. Basıyor abi şeyini. Adrenalini basıyor. Canavara dönüşüyor. Flash gibi hızlı koşuyor. Trambolin özelliği var. Havaya uçuyor. Yani çok eğlenceli bir karakter ve normal olarak da çok hızlı koşuyor. Yani normal adrenalin basmadığı halde bu oyundaki en hızlı karakterlerden bir tanesi. Hatta şey muhabbeti bile var, böyle armor falan bastığın zaman faster 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 yapıyor, böyle hızlı hızlı diyor. Yani armoru bile hızlı bas lan diyor falan, esprisi falan da var öyle. Yani o karakterle de oynayacağım abi. Şimdi 6 kilimiz var, 11 squad hayatta, bizi çıkarsak 10 squad hayatta. Squadları sayarken aklıma şey geldi arkadaşlar, mesela bazen kişi sayısı düşerken de çıkıyor. Hani PUBG Mobile'de bu arkadaş canlandırma muhabbeti var ya, o Apex Legends'tan çıkma arkadaşlar. Yani ilk defa Apex Legends'ta geldi o özellik. Kendi arkadaşınızı canlandırma muhabbetini Apex Legends getirdi. Ondan sonra Fortnite ekledi kendi oyununa ve PUBG Mobile aynı şekilde ekledi. Ne yapıyorsun oğlum, psikopat mısın lan sen? Bak bu Octane, bak bu hareketlere bak. Oğlum ne güzel lan, yumruk atıyor, sarsılıyorum ha. Lan oğlum sal beni lan. Takıldı peşime, psikopata bak. Aa tren geliyor abi, trene atlayalım da biraz loot atalım. Trene atladığın zaman gerçekten çok güzel loot çıkıyor bu arada. Bak bak o da atlayacak trene, atlamadı mı? Yalnız bu tren nereye gidiyor? Ben şöyle lootumu atayım abi, alan dışına çıkarsa büyük ihtimalle trenden inerim. Ve trenin lootu gerçekten güzel oluyor, özellikle lootunuz yoksa abi burada böyle. Oo çok iyi abi, level 4 armor buldum. Şimdi siz naneyi yemediniz mi? Ha şu an canavar gibi oldum arkadaşlar. Yani level 4 armor demek ölümsüzsün demek. Lan yanlışlıkla bıraktım, al abi şunu. Size bir şey diyeyim mi? Şu an karşımda durabilecek adam yok. Ya tek başıma dağıtırım ortalığı.
Gerçi takımı yine her türlü ben taşıyacağımı düşünüyorum da kill lideri benim zaten şu anda. Sağ üstte kill sayımın yanında bir tane touch var arkadaşlar. Yani bu ne demek oluyor? Bu oyunda en fazla kill şu anda sende demek oluyor. Bir önceki videoda şey gördüm. Abi böyle silahların isimleri, silahların şeyleri, mesela bu envanter falan çok karmaşık gibi gözüküyor diyen arkadaşlar olmuş. Evet, karmaşık yani, çünkü normalde alışık olduğumuzdan çok farklı bir tarz var karşımızda ama zamanla alışacağız. Yani ben şu andan silahların isimlerini ezberlemeye başladım. Hatta bir tane favori SMG silahı var kafamda. Hop, seni ben bir alayım abi. Seni bir çalabilir miyim? Sen bizden birinin kili misin? Evet, bizden birinin kiliymiş abi. Ya da bak abi, bu elimdeki silah da var ya, çok güçlü. Sadece biraz hassasiyet yapmam lazım. Hassasiyetim yok. Hassasiyetim olmadığı için de güzel spreyler atamıyorum ona göre. Hop, oğlum rushlıyorlar ha. Abi MS de girdi. Her şey, oho, her şey üst üste geliyor. Lan oğlum bırak şunu lan. Abi MS'den bırakamıyorum. Allah'tan level 4 armor'um var. Abi çok kötü. Bak bu MS var ya işte, MS kadar iğrenç, leş bir şey yok ya. Şurada armor fullleyeyim abi ben. Abi keşke diğerini bassaydım ya. Bu tam fullemiyor. Hop, onda da level 4 var. İyi yedi ama, iyi yedi. Gel bakayım. İyi yedi. Bak bu kırmızı sıkan var ya, onun fazla kili var. Combo yaptığı için kırmızı olmuş. Şu güzel abi, gel abi sen de gel. Şurada canımı dolduruyorum abi. Bak benim özel gücüm de bu arada, bu arkadaşlar. Kendi canımı rahatlıkla doldurabiliyorum medkit basmadan. Hop, sen de kendine iyi bak kankam. Üçüncü nerede abi? 3 numara, 3 numara. 3 numara canın yok. 3 numara kaçma. Hop, kaçabilirsin ama kurtulamazsın. Ellerinize sağlık. Gerçekten güzel bir fight'ti. MS'im olmasaydı daha da güzel olabilirdi. Ama yine de gerçekten zevk aldığım bir fight'ti. Şu anda 9 kill'imiz var arkadaşlar ve 15 kişi hayatta. 6 squad var. Bizim takım arkadaşlarımızı çıkarsak 5 squad'dan 3 kişiyi de çıkardım, 12. 12'yi 5'e böldüm mü kaç yapar? Ortalama 2,5 adam yapar. Yani şu anda her takımda, 5 takımda 2,5'er adam olduğunu düşünün. Onu 3 takıma, 2 takım, 3'te ne dediğimi ben de bilmiyorum. 3 takıma 2 oyuncu atsak, 2 takıma da 3 oyuncu atsak, buradan bir adam geldi derken canın yok kankam senin. Lan oğlum değiş. Abi MS'den oynayamıyorum ya. Çok güzel abi, bir şey değil mi? Level 4 armor harbiden yok ediyor. Ya bu armor olmasa belki de az önceki fight'te ölmüştüm ben. MS'im de çıkmıştı orada, beni harbiden haşat ederlerdi. Mutlaka yorumlarda belirtmeyi unutmayın abi. Sizlerin de yorumlarını merak ediyorum oyun hakkında. Çünkü bu oyuna herkes şu anda erişim sağlayamıyor. Hani sağlasa bile gerçekten cihazları çok yoruyor arkadaşlar. Şu anda kullandığım cihaz bile ağlıyor. Yani şu an hissedebiliyorum, ağlıyor. En iyi cihazlarda bile ben bu kadar sabit FPS vereceğini düşünmüyorum açıkçası. Hem şu anda beta'da olduğu için hem de gerçekten oyun, ya bilgisayar grafiklerine çok yakın grafikte geliyor ve oyun motoru bilgisayar oyun motoru arkadaşlar, yani mobil oyun motoruyla tasarlanmış bir şey değil. Aa, bu arada bir şey diyeceğim. Bak level 4 armor verdi. Bak bu benim ultimi diyeyim, ne diyeyim artık. Bu benim ikinci özelliğim. Sonradan gelen özellikle güzel lootlar çağırabiliyormuşum. Bak bu karakterde de böyle bir özellik var. Heal drone var. Heal drone'u attığın zaman yakında canını dolduruyorsun. Armor değil, canını da dolduruyorsun. Diğeri de sana güzel paket getiriyor. Vallahi iyi bu karakteri. Şimdi takım oyununa, takım halinde oynadığın zaman, özellikle e-spor turnuvaları olacak abi. Apex'in %100 e-spor turnuvaları olacak. Tam sürümüyle çıktığı zaman. Takım oyunu bu oyunda çok önemli. Yani PUBG Mobile'de One Man Squad'da oynarsın. Yardımlaşmaya pek gerek kalmıyor PUBG Mobile'de. Ama bu oyunda gerçekten birbirinizi tamamlamanız lazım. Mesela bu karakter can basma karakteri, yardım karakteri, bir nevi support diyebiliriz. Mesela Octane'da rush karakteri, basıyor durmadan, basıyor hızlı, hareketli. Yani birbirinizi tamamlayacak şekilde, hop gel buraya, öyle sabit dur, senin fotoğrafını çekerler, tamam mı abi? Herkes şu an oyunu oynamayı bilmiyor. Allah bilir, herkes iki parmaktır.
Yalan yok. Bundan önceki bir BSN maçında denk geldim. Ya adam sanarsın 40 yıllık oyuncu, direkt içimden geçti. Harbiden çok iyi oynayan arkadaşlar da var. Hiç bilmeyen arkadaşlar da var. Zaten hiç bilmeyen arkadaşlar kendini belli ediyor. Veya benim gibi oyuna girer girmez ayar yapmıyor, umursamıyor. Bir bakayım hani oyun nasıl kafasında. Hep oraya bir el atalım abi. Aha gördüm seni. Bu arada konuşmaktan boğazım kurudu arkadaşlar. Umarım sesim iyi geliyordur. Biraz boğazım ağrıyor. Olabildiğince yüksek sesli ve enerjik. Ulan kaçırdım var ya. Enerjik. Ulan sıyırıyor. Oo reis. Oğlum reis PUBG Mobile öncüsü çıktı. Hareketi gördün mü? Hareketi gördün mü? Ne fayda ama. Oğlum adam refleks attı lan bana. Bir anda başkasına vuruyorken bu arada hani canını bile azaltmadım. Ses kasıyor mübarek. Başkasına sıkarken bir anda bana döndü. Helal olsun. Bak mesela oyunu bilenlerden bir tanesi. Evet sağ üstte soru işaretine girdi. 3-4 squad var. 3 kişi bizden abi. Kaç kişi vardır tahminen? En az 1 kişi olsa toplamda 6 kişi var mesela. Şöyle alana girek abi, hop hop hop. Bu alan fazla vuruyor. Kapanınca daha da fazla vuracak. Aha. Gülüm level 2 armorlu hiç şansın yok. Geçmiş olsun. MS'ten öldü. Abim can basmam lazım. Bekle abi. Hop canın yok senin. Oğlum bunlar niye level 2 kalmışlar? Oyun sonu oldu lan. Bari 3 bulsaydınız. Şurada canımızı dolduralım abi. Üzerime oynuyorlar bu arada. Abi MS'im de çıkıyor, bir şey diyeyim mi? Kesin öldüm. Bak abi Hildrom bu şekilde canını dolduruyor. Kablan. Adamda level 4 var. Aynı bendeki gibi ama benim canım yok. Canım yok abi, beni haşat edecek bu. MS de girdi arkadaşlar ya. Şu an şöyle aç almaya çalışıyorum da rakipler oynamayabiliyor. Ses kasıyor abi. Bak. Bak adam biliyor. Şimdi benim şurada bir armoru fullleyeyim izninizle. Abi çok kötü MS var ya. Net öldük. Net öldük abi. Ya bu MS'i bir de internetimin iyi olmasıyla alıyorum arkadaşlar. Yani internetiniz kötüyse bu oyunu söyleyeyim, hani indirme gibi şey toplarına girmeyin. Gerçekten oynayamazsınız. Ama hazır oyun sonuna doğru gelmişken de şöyle bir yorum yapmak istiyorum. Ben TPP'yi çok beğendim. BSN oynayacağım ama TPP videoları da atacağım sizlere. Abi çok MS var ya. Öldüm, net öldüm bu arada. Saymıyor ki, baksana o kadar vuruyorum, 2 tane saydı. Bak yine saymadı abi. 14 ne, ben orada var ya rahat 50 vurdum ya. Hop. Tamam abi. AWP'yi saysa bile, geç saysa bile tam sayıyor. 14 kill var abi şu anda. Lan alana öleceğim. Harbi alana öleceğim. Abi MS'ten öldüm. Ya şaka mısın sen ya? Gerçekten bu kadar iğrenç bir ölüm tarzı olamaz. Öldük abi. Yapacak bir şey yok. Wait to respawn. Abi bir şey diyeceğim. Şimdi ben orada beklemesem mesela, bu şekilde arkadaşlarımı izlesem beni canlandıramıyorlar mı? Yok, sağ tarafta canlandırmak için süre var herhalde. Her neyse dostlar, ilk TPP videomuz da bu şekildeydi. Aşağıdan video like atmayı, kanalıma abone olmayı, abone ol butonundaki bildirim zilini açıp onu tümü yapmayı unutmayın. Ve Apex Legends'la ilgili de yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Başka videolarda görüşmek üzere. Take it slow.